ikiye bölüp köprüyü yapmamak da kötü ya. Ama köprüyü tutabiliriz hani havadan buralardan izlemek isteyenler için. Belki balkon yaparız şu şekilde. O zaman öyle yapalım. Ayırıyorum. Ayırıyorum chat. Aa, bu yağmur artık yağmasın ve gece de olmasın. Göremiyorum. Tüneller açılmış. Simetrik yapsan. Lan yüzme havuzu mu yapıyorsun ya? Allah'ım bak hala simetrik yapsan diyor. Simetri istiyorsan al şuraya bak. Şimdi nereye koyalım? Yağmur yağınca göremiyorum. Direkt girişe koymak mantıklı değil gibi geliyor bana. Ama ortada dere olmayacaksa chat ne mantığı var ya burayı bu kadar açık bırakmış olmamızın. O zaman şöyle yapabilirim bir saniye. Köprünün orada durmasına gerek yok. Saniye. Abi şu elektrik panelini az kalmış. Abi direkt hayvanat bahçesine gireceksin, timsallar karşılayacak seni. Manyak bir şey değil mi? Nasıl? Niye burayı böyle gösteriyor? Buraya kilitlendi. Buraya kilitleniyor. Bir de buraya kilitleniyor. Tam ortasına kilitlenmiyor. Bak burası yine bozulmuş. Very symmetrical. Very good. Very very good man. Very very good.
Yine büyük oldu. Ama iyi bence. Buradan da izleyebilecek insanlar. Şekilde bir bölge. Buradan bakacaklar timsahlara. Hatta benim buraya yol çekmeme bile gerek yok. Sadece buradan personel yolu çeksen bir tane yeterli. Şuradan izleyecekler zaten timsah. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Onla onla. Ya buraya hiç yol çekmeyeceğim. Sadece şu yukarıdan izleyecek insanlar. Her şeyi de görecekler. Ortayı del mi? Uff, ananı avradını. Ekstra güzel oldu. Oğlum çok iyi değil mi? Aa çok güzel oldu lan. Broken barrier mi? Aha. Lan. Lan. Ana kap bak bu da kaplumbağaları izlemeye geldi. Lan siz kaçsanız ne olur. Oğlum benim mekaniğim nerede? Lan! Hayvanat bahçesini geziyor, lol. Ha koşa koşa geldi. Lan mekanik şerefsiz kim lan bu? Refik! Refik düzgün çalışsana lan! Ya bunlardan bir şey olmaz ya. Bunları hatta salayım geçsinler böyle. Kaplumbağaları hallettik. Kaplumbağalar çılgın atıyor değil mi mutluluktan? Enrichment lazım bir tek buraya. Hemen bir oyuncak koyalım. Aldabra Giant bilmem ne. Enrichment Toys. Ve şundan atalım şuraya. Niye mutlu olmuyorlar lan? Tamam. Aha burayı delmişler. Oğlum benim şeyim çalışmıyor mu hiç ya? Bu mekaniğim. Şu mekaniklere görev de atayalım. Bu niye böyle mutsuz? Hard shelter mı yok? Nasıl ya? Şimdi ne durumdasın? Daha da kötü oldu. Şimdi mutlu. Tamam. Tamam, bunlar çılgın atıyor burada. Bunlara doğum kontrol verelim. Artık doğurmalarına gerek yok. Aldabra, sana da bir doğum kontrol. Tamam. Bunun dişisi nerede? Lan neler oluyor ya? Kıyamet koptu bir anda. Ha, food enrichment lazım bunlara. Tamam, şimdi çılgın atıyorlar abi. Mutluluktan ölecekler hatta birazdan. Cık. Yeter!
Lan at durun lan. Bariyer status %20 diyor. Burası %70. Burası %24. Buraya da benim bir tane daha mekanik almam lazım. Dur, bir isim istemiştik. Kasper Q. Bahattin 4 lira. Evet, doğru hareketi sen yaptın fakat videonun devamını izlemedin. Allah'ım ne oluyor acaba videonun devamında? Bana bir... Vur beni vur. Oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Güzel. Tahtayla zincir kırılıyor, cam mı yapayım? Burası cam, burası daha kötü oğlum. Baksana yok olmuş burası. Bir mekanik daha almam lazım. Tamam, mekaniklerin odaları nerede? Mekanik odası. Facilities. Staff. Mekanik. Workshop yap. Gerçi mekaniğe workshop lazım zaten. Tamam. Abi bu kadar detay da yapmazsın ya. İçeride research yapan adamın klavye sesini koymuş ya oyuna. Ama monitör kapalı. Temizlikçi kaç tane var? Bir tane. İki temizlikçi daha alalım. Kişi daha isim istemişti. Linux Sarn, çok teşekkür ederim 3 aylık desteğin için, hoş geldin. Kaan 5 lira, dostum ne yaptın sen, gece çıta alacağım diye uğraşırken şimdi kralı gelse alacaksın, helal olsun. Eyvallah eyvallah. Tekon. Mekanik. Ama mekanikler artık hadi. Hadi mekanikler bir çalışın ya. Şu timsahı da yapalım. Ondan sonra her yeri ayrıca şey yapacağız. Bölge bölge ayıracağız birbirinden. Her bölgeye ayrıca bir şey vereceğiz. Tam mekanik yolda diyor. Tamam, şu timsahları yapalım. Önce bir timsah almamız gerekiyor tabii ki. İki tane timsah var. Bir saltwater. Tuzlu su timsahı var. Bir de bir şey daha vardı. Saltwater crocodile var. Diğeri neydi ya? Hippo mu alayım? Hippo. Hipopotamus. Garyl. Ha ha ha. Garyl. Saltwater. Hipolar ne kadar? Biraz pahalıdır galiba hipolar. Bunlar pygmy hippo. Normal hipopotamlar ne kadar acaba? Dur bir normal hipopotama bakayım ben. Şuş, 400'den başlıyor. Chat, hipopotam mı timsah mı? Hipo mu?
Hippo, okey. O zaman hipopotam alalım. Hipopotamlar para ediyor bu arada. Kaç? 50-60 yıl yaşıyorlardır herhalde. 1000 metrekarelik bir alan istiyorlar. Bizim yaptığımız yaklaşık 2000 falandır diye tahmin ediyorum. 50 yıl yaşıyorlar. 4,5 metre erkek, 3,75 metre de dişilerin boyutu. 1750 kiloya kadar çıkıyor erkekler. 1250 dişileri. Interreborn period. Yeniden doğum demek mi acaba? Incubation. 8 ayda mı doğuruyor? Öyle bir şey herhalde. 6 yaşlarında anladığım kadarıyla yetişkin oluyorlar. O zaman biz hipopotam sağlam güzel iki tane damızlık hipopotam alalım ve hipopotam şeyine başlayalım. Üretimine. Güzel iki tane hipopotam alacağım abi. Çok güzel iki tane hipopotam alacağım. Fena değil bu. Bu bir beğenilerde kalsın. Bu da fena değil. Ama boyut da lazım bize. Boyutu da yüksek olsun. Bak bu güzel. Bunun da şey, gerçi doğum oranı şöyle, bilmeyenler için söyleyeyim. Boyut geni. Bunlar gen istatistikleri. Uzun yaşam geni. Doğurganlık geni. Bu da hastalıklara karşı bağışıklık geni. Mesela ne kadar fazla doğum geni varsa o kadar fazla doğum yapıyor. Ya da hastalıklara mesela direnci sıfırsa çabuk hastalanıp çabuk hastalıktan ölebiliyor. O tarz yani. Oy. Bin ama ya. Bak diyorsunuz ki para falan o kadar diyorsunuz da. Yani para aslında o kadar da değil ya. İki hipopotam alsam bitiyor zaten. Yalnız ben galiba şunu alacağım. Şu ikisini alayım mı yoksa daha uygunlarına mı bakalım chat? Bir refreshleyelim. Aha. Aha, dolarla alabiliyorum. Dolarla aldım ben bunu. Çok güzel bu arada. Fena değil ha. Bayağı iyi bu. Aa, iyi denk geldi lan. Oha, normalde hipopotam falan çok zor denk geliyor öyle. Bayağı saatlerce refreshlemek lazım. Bir erkek 29 dişiye kadar çıkartabiliyoruz. Tamam. Yalnız bunların gideri inanılmaz fazla olacak. Şunu da bir beğenelim. Şunu da bir beğenelim. ne? Kötü. Yaşı büyük. Aa, bu ne oluyor oğlum? Kötü ama bunlar ya. Ya. Oha, bayağı veriyor bu. Oha lan. Ama kötü veriyor. 6,5 yaşında. Erkek ama ya. Dişi olsa alacaktım. Alayım mı yine de? Aldım galiba, aldım. İyi aldım bunu. 325 güzel. Şu dişiyi de alayım. Bu var, bir de bu var. Yani şu iki stat için bu kadar para verilmez bence ya. Bunu alıyorum. Aldım.